Piyasa Hattı'yla karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertan. Bugün Piyasa Hattı'nın ilk bölümünde MKS DEVO Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Korgun Şengün bizimle olacak. Hem MKS DEVO özelindeki rakamları konuşacağız. Geçtiğimiz yılki ciro rakamları, 2020 hedeflerine. Hem de biliyorsunuz bu yılın en sıcak gelişmesi Çin'de yaşanan koronavirüsü. Kayıplar hızlı artıyor. Orada piyasalar kapalı. Özellikle 20 Şubat tarihine sektör oldukça büyük anlam yüklüyor. Pazar açıldıktan sonra Türkiye'nin Çin'le özellikle kimya alanındaki ithalat, ihracat, ticaret tercimi ne olacak? Türkiye'nin olası pazarları neler? Hepsini birazdan Korgun Şengün'le konuşacağız. Yine programın ilk bölümünde Özgür Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Özgür'le bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Bugün Plan Bütçe Komisyonu'ndan 40 maddelik bir değişiklik tasarısı geçecek ve bu değişikliklerin içerisinde eğer kabul edilirse yektem ihalelerinin TL cinsinden yapılması var. Yenilenebilir enerji tarafındaki bu ihalelerin TL olarak yapılacak olması sektör için ne ifade ediyor? Bunu da Özgür Holding'le konuşacağız ve son başlığımızda yine ilk yarıda işleyeceğimiz ODD'nin rakamları geldi. Oradaki üretim rakamları artarken yine ihracat ve pazar verilerinde de bir toparlanma var. Bunun da detaylarını ele alacağız. Programın ikinci bölümünde de grafik düellosunda Merkez Bankası'ndan faiz kararı beklentileri ve hazinenin bütçe rakamlarını Gizem Uzuner'le birlikte grafiklerle ekranınıza taşıyacağız. Şimdi gelin bir programın ilk başında bakalım hangi başlıklar piyasaları domine etmiş bugün haftanın ilk işlem gününde. Merkezi yönetim bütçe dengesi rakamları geldi. Orada Ocak ayında 21.5 milyar TL'lik fazla verildi. Faiz dışı fazla rakamı da Ocak ayında 34.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre genel bütçe gelirleri 120.8 milyar lira olurken bunun 67.4 milyar lirasını vergi gelirleri oluşturdu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yazılı açıklamasında Türk Exim Bank'ın ihracatçılara sağladığı döviz kredilerinde vade türlerine göre 60 ile 140 bas puanlık bir faiz indirimine gidildiğini duyurdu. Euribor Libor artı 2.40'a düşmüştü en son faizler. %3'ten 2.40'tı. Bu 60 ile 140 bas puanlık arasındaki indirimden sonra da döviz faizlerinin Libor artı %1'e kadar gerilemesi bekleniyor Exim Bank'ın sunduğu. Bloomberg LTE'nin tüketici güven ön endeksi geldi. Şubat ayında tüketicilerin güveni bir önceki aya göre %2.15 azalarak 82.30 değerini aldı. Şubat'a dair bu tüketici ön güven endeksi kurdaki yükselişin güven endeksine de bir miktar erozyona sebep olduğunu gösterdi. Suriye'de Esad rejiminin Türk askerlerine yönelik saldırılarının ardından başlayan krizin aşılabilmesi için Türk heyeti bugün Moskova'da olacak ve Moskova'da temaslarda bulunacak. Geçtiğimiz haftadan beri İdlib'de yaşanılan krizle ilgili hem Amerikalı hem de Rus temsilcilerle görüşmeler devam ediyor. Dış politikadaki özellikle bu Orta Doğu riski içeride TL varlıklarda dolar Türk lirasının oynaklığını da son 3 ayın en yüksek seviyesine getirdi. Orada kurun bir aylık zımni oynaklığı da 12 seviyesine geldi, onu da aktaralım. Çin ölümcül koronavirüs salgınında 1933 yeni vaka ile birlikte vaka sayısının 70 bini aştığını duyurdu. Hafta sonu maalesef Fransa ve Tayvan'dan da açıklanan ölümlerle birlikte virüs kaynaklı Çin dışındaki ölü sayısı 5'i buldu. Ve son başlığımız Japonya'dan gelecek. Japon ekonomisinin 4. çeyrekte çeyreklik bazda %1.6, yıllıklandırılmış ise %6.3 daraldığını gördük. Aslında 2000'deki o kriz döneminden beri gördüğümüz en sert yıllık daralma yaşandı Japonya'da %6.3 ile. Üstelik bu 2019'un son çeyrek rakamı, yani henüz koronavirüs etkisini görmemişken bile krizden beri gördüğümüz en sert daralma Japon ekonomisinde yaşanan küresel taraftaki risk iştahını bozdu. Bugün itibariyle de Amerika'da başkanlık günü President Day'den dolayı piyasaların kapalı olduğunu hatırlatalım ve gidelim hemen integral yatırım menkul değerleri araştırma direktörü Tuncay Tuşucu olacak karşımızda. Tuncay, hoş geldin yayına. Neler söylersin yeni haftaya? Bir yandan dışarıda İdlib, Moskova temasları, öte yandan Japonya'nın daralması ve elbette Çin'den gelen koronavirüsüyle mücadele için mali teşvik haberleriyle başladık. Hem dünya borsaları hem de Borsa İstanbul için ne ifade ediyor bu başlıklar? Evet, yani aslında çok büyük bir anlam ifade ettiği ne söylemek zor. Çin sürekli bir destek veriyor. Evet, iyi de yapıyor aslında. Yani Çin'den bu destekler olmasa bir sabah mesela Çin'in endeksinin %7-6 aşağıda açılmış olduğunu izlesek muhtemelen hepimizi çok sert etkileyecek, çok da olumsuz etkileyecekti. Şimdilik buna engel oluyorlar ama umarım bu daha da
sağlıklı bir şekilde ilerler. Piyasaların aslında asıl ihtiyacı olan şey virüsle ilgili somut ve olumlu bir haber akışı. Bu maalesef bir türlü oluşmuyor. Yani yayılma hala sürüyor, ölümler halen daha artıyor. Artık yayılma hızında bir yavaşlama şeklinde bir haber bile olduğunda bundan hepimiz olumlu bir şekilde etkilenir olduk. İşin iyi yanı şimdilik Çin haricindeki dışarıda bir ülkede çok ciddi bir vaka sayısı yok. Bu en azından global anlamda ciddi bir rüzgara da sebep olmuyor. Umarım bu şekilde hareket eder. Bizde bu sabah Asya eksiydi, Avrupa'da hafif yukarı hareketler vardı, şimdi de öyle. Amerika'da işlemler olmuyor ama future endeksler yine hafif yukarıyı işaret ediyor. Bizde de yukarı yönlü bir açılış yaptık. Endeks için 121 bin ilk başta izlediğimiz yer, tam 22 günlük ortalama var orada, güzel. Endeks bu seviyenin üzerine eğer atar ve yerleşirse işte o zaman 121.600 seviyesinde izlediğimiz o tarihi, yani 2018 yılında yaratmış olduğumuz o tarihi zirveyi artık zorlayacağız. Ama halen daha bu tarihi zirvenin üzerine yerleşebilen bir endeks yok. Hala bu yerleşme savaşı da sürüyor. Aslında bunu da ifade edelim. Düştükçe alımlar var, ısrarlı alımlar var. Yani 117'ler, 118'e düşen bir endekste çok ciddi de alımlar alıyoruz. Fakat yukarıda 121.500, 121.600'ün üzerinde yerleşme konusundaysa henüz çok ciddi bir hareket yok. Hisse odaklı hareketler var. 12 aylıkları alıyoruz yavaş yavaş. Bunlar endekste işte hareketlilikler yaratıyor. Seçici olmakta fayda var. Seçici ve iyi şirketlerde olmakta yarar var aslında. Bizim için en önemli yer 116.600'ler. Orada 50 günlük ortalama var. Bu seviyenin üzerinde kaldığı müddetçe biz endekslerin halen daha yukarı iddiasını sürdürüyor olduğunu düşüneceğiz. Ama eğer 50 günlük ortalamanın altına inersek ileride, işte o zaman artık daha farklı yorumlar yaparız. Şimdilik teknik açıdan ve temel açılardan olumlu bir manzara var. Bu olumlu manzara içerisinde bir bekleyiş, bir izleyiş süreci yaşıyoruz aslında. Kurda çarşamba gününü alacağız. Yukarı yönlü bir eğilim var. Bugün dolar endeksi bir miktar sakin. Gelişen ülkelerin de paralarında daha güçlü bir hareketler var. Biz de biraz bundan etkilenmiş bir havamız var. Kurda şu anki seviye aslında enflasyonu ve faizleri dikkate alırsanız çok da sürpriz bir seviye değil aslında. Tahmin edilen bir nokta. Merkez Bankası'na yönelik faiz indirimi beklentileri var ama çok sınırlı. Eğer sert bir indirim yaparsa kurda yukarı yönlü oynaklıklar artabilir. Biz faiz indirimi yapmayabileceğini tahmin ediyoruz ama bu Exim Bank haberinin ardından bir miktar daha o tarafta aşağı yönlü faizi indirme yönündeki beklentilerin daha da arttığını söylemek mümkün aslında. Altının üzerinde kalmış olması önemli. Daha da yukarı değer 6.08'in üzerine aşarsak izleyeceğimiz yer 6.13'ler olacak. Bir şekilde kur yükselecek çünkü enflasyonumuz var, faiziniz var ama önemli olan bu kurun yıl sonuna kadar istikrarlı bir şekilde yükseliyor olması. Çok sert hareketler oluşacak bir gündem olduğunu zannetmiyoruz. Bizim için söylediğimiz gibi çarşamba günü en önemli gündem. İdlib'i de yakından izleyeceğiz. Diplomatik olarak çok hızlı bir trafik var bu tarafta. Bu sürdüğü sürece piyasalar bunu olumlu olarak algılıyorlar ama tabii ki sıcak bir haber alınırsa yine bölgeden çatışma haberi, bu yine endeks üzerinde sert hareketlere de sebep olacaktır. Güzel. Tuncay, çok kısaca ben şu an borsadaki hareketlilik ilişkin fikrini de soracağım. Özellikle Aselsan'ın katkısının olduğunu görüyoruz borsada. Bir yandan kamu bankalarının da kar rakamları geldi. Nasıl karşılıyorsun hem gelen bu bilanço kar rakamlarını hem de borsadaki bu hisselerdeki hareketliliği? Yani Aselsan'da zaten çok çok güçlü bir bilanço aldık. En çok nakitlerinde bir azalma olduğu, hatta net borçluk konuma geçmişti Aselsan 9 aylık itibariyle. Şu anda ama yeniden çok hızlı bir şekilde
nakdin arttığını izledik. Nakit akışını incelediğimiz zaman da bunun olduğu gibi şirketin kendi esas faaliyetinden elde edilen bir nakit olduğunu alıyoruz. Bir kere çok güçlü bir bilanço var. Zaten öyleydi. Satışı yüksekti. Esas faaliyet kar artışı yüksekti ama piyasa bunu bir türlü nakdi azalıyor sebebiyle iskonto ediyordu. Şimdi de bu ortadan yok oldu. Bizim Aselsan'daki hedefimiz 38 lira olarak ifade ettik biz, yazdık. Tahmin ediyorum 2020'de de güzel bir yıl geçirecek Aselsan. O yüzden hisseyi de zaten şimdiden güçlü bir şekilde alıyorlar. Vakıfbank'taki gelen bilanço bize göre olumlu ama piyasada bence çok daha güçlü bir hareket olmalıydı diye düşünüyorum. Şimdilik çok güçlü bir hareket yok ama yine de söylediğin gibi endeks üzerine bir katkısı var. Bir tane daha var, şimdilik onun bilançosunu almadık ama hava yollarında güzel bir yükseliş var. Sanıyorum TH'ye de endeks üzerinde katkı sağlayan önemli bir şirket şimdilik. Çok teşekkürler Tuncay aktarıcıların için. İntegral Yatırım Menkul Değerler'den Tuncay Turşucu'nun görüşlerini aldık. Hemen stüdyoya dönüyoruz buradan. MKS Devo Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Korgun Şengül bizimle demiştik. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Şimdi aslında programı açarken, haberleri toparlarken de dikkat çektik. Özellikle Çin'deki vaka sayısı arttığı gibi maalesef Çin dışındaki ülkelerde de ölü sayısı var. 5'e ulaştı. Ve şimdilik antikor virüs bulunamadı. Her ne kadar bir çaba olsa da. Tüm bunlar içeride piyasaları da elbette ki etkiliyor. İşin insani boyutu ilk sırada olmakla beraber tabii ki dönüp baktığımızda ticaret yapan ülkeler için de zorlayıcı. Biraz bahseder misiniz Korkun Bey? Neden bu koronavirüsü hem Çin için hem de Türkiye için önemli? Kimya sektöründe. Evet. Çin bir sürü sektörde olduğu gibi kimya sektöründe daha da baskın olarak dünyanın üretim üssü. rakamlarla vereyim. Dünya kimya ticareti yaklaşık 4,5-5 trilyon dolar. Çin'in bugünkü değeri, ticaretteki katkısı 1,5 trilyon dolar. Dolayısıyla %35'i geçmiş bir tedarik gücünden bahsediyoruz. Ve şöyle ki hani artık bu global dünyada tam bağımsızlık diye ekonomilerin tek başına olmaları, ayakta kalmaları gibi bir kavram konuşulamıyor. Fakat bu kadar bağımlılık, emin olun bu SARS'tan sonra gelen korona virüsünde tekrar bütün soruların yeniden sorulmasına sebep oldu. Şöyle ki 20 Şubat'ta açılması beklenen, işte Çin hükümetinin yaptığı açıklamalarla 20 Şubat'ta normalize olacağını beklediğimiz sanayi ticaret hayatı için tam bir karne gibi. 20 Şubat'ta ne olacak? 20 Şubat'ta iki tane şey olabilir. Bir tanesi normalleştik, yürüyoruz der. Herkes içindeki o bir yürek kabarıklığıyla, o bir iç sıkıntısıyla bundan sonra bir daha olursayı düşünüp bir planlar yapar. Yapacaktır da. Yani muhakkak kağıtlar yeniden dağıtılacak. Hayır, 20 Şubat'ta normalize olamadık dedi. İşte o zaman kimya sektörü için çok ciddi yokluklardan bahsederiz. Kimya sektörü için yokluk demek, ilaç sektörü için yokluk demek. Çünkü oradaki aktif ham maddelerin %90'ı Çin menşelidir. Oradan çıkar. Boya sanayi için yok demek. Plastik sanayi için yok demek. Tekstil sanayi için yok demek. Kimyanın girdiği bütün sektörler için yok demek. İşte otomotiv için de yok demek olur. Dolayısıyla da 20 Şubat, ha Türkiye'de çok farkında değil aslında. Ne kadar Çin'den ithal ediyoruz? Türkiye'de kimya ürünlerin ne kadar Çin'den, yüzde kaçı, ithalatın yüzde kaçı Çin'den ithal ediliyor? Toplam organik, inorganik diye baktığımızda 4-4,5 milyar dolarlara denk gelir bu. Tabii kimya sektörü için çok büyük bir girdi aslında. Şöyle de düşünmek lazım. Kimya sektörü hem ölçek ekonomisini yanında getirir hem de entegrasyonu getirir. Şimdi sizin 5 tane ham maddenizden bir tanesi Çin'den geliyorsa diğer 4'ünün sizde var olması olmasının bir anlamı yok. Çünkü o formül çalışmaz. Oradan bir ürün çıkmaz. Bugün dünyanın en büyük ikinci kimya üreticisi Hindistan'dır. Ama emin olun Hindistan'da çok yakın takip ediyorum. Forumlar, münakaşalar, devlet ricalinde muazzam bir telaş var. Çünkü Hindistan Çin'den ana ham maddeyi ithal etmezse aradaki ürünleri yapamaz. Şöyle anlayalım. Çin ilk molekülü üretir, ana molekülü üretir. İşte Hindistan'a gönderir. Hindistan bundan başka bir türev üretir. Sonra bir başka üretici Türkiye'de bunu oradan alır.
Ondan finish bir mal yapar, bitmiş bir mal yapar. Çin'e bağımlı olmayan bir kimya dünyada düşünülemez. $1,5 trilyon. Toplam dünyanın %36'sı ve şöyle düşünün, sadece bu krizin olduğu Hubei bölgesi, bu eyalette, yani Wuhan'ın bağlı olduğu eyalette, bu eyaletin de lakabı, adı Chicago. Amerika'nın Chicago'su gibi bakıyorlar ve çok zengin bir bölge. Fortune 500 şirketinin 230'unun burada yatırımı var. 6000 yabancı yatırımcı var. Ve dolayısıyla herkes diken üstünde. Bir küçük ilave yapayım. Bu 20 Şubat'tan uyandık. Dedi ki ben normalleştim, problem yok. Sadece sorun bitmiyor. Çünkü Çin'den mal almak için orada audit yapmalısınız. Orada inspection, denetleme yapmalısınız. Oraya adamlarınız gidecek, bakacaklar, görecekler. Malları yerinde inceleyecek. Sağlık Çin'den tehdidi varken bu çok zor. Elbette. Nasıl olacak? Bu çok imkanlı değil. Bir başka alternatifi, 20 Şubat'ta kalktık, sıkıntı var. Sıkıntı var da zirai ilaç gelmezse agro olmaz. Efendim antibiyotiklerin... Tarım sektöründe sıkıntı olur. Orada, dolayısıyla bir alternatif üretim başlayacak. Bu alternatif üretimin başlaması da öyle çok kolay değil. Bugün çok güzel bir yazı vardı yine bir gazetemizde. Evet, Türkiye otomotivde alternatif bir tedarikçidir ama şartı var. Onaylı olduğu kalemlerde. Onaylı olmadığı kalemlerde, işte Sırbistan'da bir sıkıntı var biliyorsunuz. Tedarik bir markanın sıkıntısı var. Onaylı değilse bu seneler alır. Dolayısıyla kimya sektörü aslında sertifikalandırılması gerektiren ürünleri içerir. Ve bu sertifikalandırma süreçleri seneler alır. O zaman aslında Korgun Bey, bu anlattıklarınızdan şunu anlıyoruz. Yani ikame bir pazar yok. Yani Çin'den değil de şu ülkeden alabileceğimiz diyeceğimiz pazarlar ya da sınırlı. Tüm dünyanın kimyadaki ithalatını karşılayacak boyutta değil. Çok doğru bir tespit. Zaten tutun ki karşılayacak olsun. Yok öyle bir şey. Bu kesin doğru. Yani ne bunu Amerika üretebilir, ne bunu Avrupa üretebilir. Fakat iki tane çok önemli iş var. Bir, üretti. Üretse bile maliyetler artık bu olmaz. Düşünün ki en küçüğünden kullandığınız bir mide ilacı 2,5 kat pahalanır. Bir zirai tarım ilacı 5 kat pahalanır. Zira Çin o bir türlü yönetemediği çevre meselesinde kendine bir maliyet döngüsü yaratmış vaziyette. Bir maliyet kurgusu var. Siz bugün Çin'deki malı Türkiye'de üretmeye kalkın. Bizde fevkalade güçlü bir çevre yönetimi var. Çok da ciddi, daha da iyileşiyor Avrupa standartlarında. Ama o regülasyonlar tabii ki o maliyet unsurunu etkileyecek. Aynen öyle. Tabii bunlar Çin gibi düşük maliyeti üretemeyeceğiz. Olamayacak. Ve de daha önemli bir şey var burada. En büyük endişe belki de burası Güzem Hanım. 20 Şubat'tan önce gelen bir bilgi akışı yok. Bir bilgi seti yok. Demin Tuncay Bey'in İntegra Yatırım'dan söylediği gibi bilgi seti eksik. Çin'in resmi açıklama yapılan kurumlarından çok manipülasyon geldiğini biliyoruz. Enflasyon için geliyor, büyüme için geliyor. Bir sürü ekonomik veride bir manipülasyon görüyoruz. Herkes şunun endişesinde. Amerikalı dostlarım da, Alman büyük yatırımcı arkadaşlarım da, bütün sektörlerde ne diyorlar ki? Doğru mu söylüyorlar? Acaba gelen veriler doğru mu? Yani aslında Çin bir duvara çarptı ve gerçekten bir disaster, bir felaketle mi karşı karşıyayız? Yoksa söyledikleri gibi 20 Şubat'ta her şey yolunda mı gidecek? Peki burada özellikle Türkiye'nin olası, yani tabii ki bugünden yarına yok ama belki biraz daha uzun vadede olası yapabileceği yatırımlar neler? Bu ham maddelerin tamamını olmasa bile bir kısmını burada üretmek adına. Çok, çok önemli. Çok önemli. Bu bir fırsat. Yani bu 20 Şubat'ta inşallah insanlık, dünya, bütün sektörler için, her şeyden önce oradaki insanlar için tabii iyi bir haberle uyanırız. Ve 20 Şubat'ta dünyanın karnesi iyi çıkar. Ama çıksa bile şöyle, herkes bu tedirginlikten bir yürek sıkıntısına girdi. Çünkü gerçekten hepimiz senaryolar yazıyoruz. Bu ham madde gelmezse bu üretim line'ı ne olur, o ne olur, bu tedarik, bu kontrat, bu ne olur filan diye. Emin olun bunlar kısa vadede böyle bir risk var zaten. Çok korkutucu. Yönetilmesi çok zor. Dolayısıyla Çin düzelse bile, inşallah koronavirüsüyle ilgili bir sıkıntı yaşamasalar bile, dünya tüm sektörler için ama kimya sektörü özelinde yeni tedarik üsleri arıyor.
Ve Türkiye, demin Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıklaması vardı, otomotiv için söylüyor anladığım kadarıyla, Japonya ve Avrupa Birliği'nin yerine geçecek en önemli alternatiflerden biridir. Otomotiv de doğru ama aynı yolu kimyada almamız lazım. Bu çok önemli. Bir Türkiye'nin bir turizm bakanlığı var mesela. Çok önemli bir geliri çünkü. Ama kimya gibi de bir çok önemli gideri var. Kimyaya 35-40 milyar dolar para harcıyor Türkiye. Bir kimya bakanlığı olsa, bu konuda bir ihtisas çalışsa. Yani çok yüksek ihracatımız da var aslında. Var da, ve de büyüyor. Büyümeye de devam ediyor. Emin olun burası tek başına, hani bu politika tarafına göre çok konumuz değil ama daha intensif, daha üstünde durularak çalışılsa, belki bir bakanlık, kimya bakanlığı falan gibi dizayn edilse, Türkiye'nin hangi masalarda oturup hangi üretimlere talip olduğu şuradan çıkar. Tedarik edeceği zon, bizim tedarik edeceğimiz zon Avrupa'dır. Doğu Avrupa ve Batı Avrupa, Magrip'tir, Kuzey Afrika, Körfez'dir, Türkiye Cumhuriyetler'dir. Buraya baktığınızda dev bir potansiyel var aslında. Dolayısıyla Türkiye organik kimyayı seçmeli, organik kimyadaki performans chemistry'yi seçmeli. Bunun içinde işte rafineriler, daha önce de sizinle konuştuğum işler var. Aslında bahsettiğim ham maddeden ziyade katma değerli kimya üstüne de. Türkiye'nin şeyi budur. Peki, budur. Dönüp ham madde cephesine bakacak olursak, petrokimya testleri. Şu an hali hazırdaki petrokimya testlerinin yeterli olmadığını ve birçok ürünü ithal ettiğimizi biliyoruz. Hı-hı. Ne düşünüyorsunuz? Bir ara Varlık Fonu yeni petrokimya testi için kolları sıvamıştı. Şimdi orada ihale süreçleri ve yatırımlarda tabii bazı dengelerde değişiklik de oldu. Ne dersiniz? Şimdi burası tabii başka bir lig. Burası devler sofrası. Bu devler sofrasında kendinize bir pazar açmanız için çok ciddi maliyetleri kontrol ediyor olmanız lazım. İşte bir Sokar, efendime söyleyeyim, oradaki Star rafinerisi. Bu büyük bir ortaklıktı yani, Azerbaycan'ın varlığı olan petrolün nasıl bu tarafa akacağıyla. Böyle bir denklem bir araya gelmeden petrolü ithal edelim, burada işleyelim, işte oradan C2, C3, C4, C5 gibi bizim kimyada andığımız ham maddeyle üretelim dediğinizde kapı gibi karşınıza maliyet çıkar. Tesisin yatırım maliyetinden çok onun ticarileştirilmesi çıkar. Çünkü Türkiye'nin toplam talebi bir rafinerinin tüm çıktılarını bitirecek vaziyette değildir. Muhakkak ihracata dönük olmalıdır. O zaman da karşınıza işte BP'ler çıkar, Shell'ler çıkar, çok büyük maçlar olur. Tabii devlet teşviğiyle Türkiye'nin toplam ihtiyacı kadar bir şey yapılır. Yanında da bir yan sanayi gelişir. Şahane. Burada önemli olan rafinerinin çıktısı olan o ağır ürünler değil. Onun derivatları Türkiye'nin üreticisini çok ilgilendirir. Çünkü Türkiye o ligde bir etilen işleyicisi değil, bir propilen işleyicisi değil. Bunlar dünyada zaten varlar. Bir rafineri kurulana kadar bir etilen işleyen tesis aslında çok önemli olabilir. Yani bugün bu işte yüksek densite, düşük densite polietilenler var biliyorsunuz. Çok gidiyor bunlar, muazzam. Satılıyor. Etilen commercial bir şey. MTA. Oraya gelene kadar yapılacaklar var demek istiyorum, yanlış olmasın. Peki şimdi Korgun Bey, biraz MKS'de VU'yu da konuşalım. Evet. Sizin için 2019 nasıl bir yıldı? Hedeflediğiniz ciro rakamlarına ulaşabildiniz mi? Reel olarak bir kar büyümesi sektörde pek göremedik ama sizin için nasıl rakamlar? Evet, bu senenin 2009'un en büyük sıkıntısı bütçeleri gerçekleştirmekti. Bunu konuşmuştuk, hatırlarsınız belki. 2019'da biz başarılı bir iş yaptık diyemiyorum ama 2018'i tekrar etmeyi başardık en azından. Çok küçülen pazarlarla beraber. Yani normal pazar olarak daralmadınız ama reel olarak daralma yaşandı. Doğru, çünkü bütçemizde bizim şey gibi hep değişmez hedefimiz gibi iki haneli büyüme var. Çünkü bu boydaki bir şirket kimya sektörü gibi açık olan bir pazarda iki haneli büyümüyorsa öyle iyi iş yapıyor denilemez. Ciro olarak mı, karlılık olarak mı söylüyorsunuz? Oraya geliyorum, ciro olarak söylüyorum. Karlılık olarak EBITDA'lara baktığınızda bugün en büyük sıkıntı 2020 bütçesini yönetirken daralan, hala da daralmaya devam eden hem iç pazarda hem de etrafımızdaki pazarda karlılığı muhafaza etmek. Çünkü muazzam kırıcı bir rekabet var. Muazzam kırıcı bir rekabet var. Tabii sanayici önce şuna bakar, tesisim durmasın. Hı hı. İşçim çalışmaya devam etsin. Tesisim durmasın. Hele kimya sektörü üzerinde tesis durdu mu zaten yandınız. Bakımlardan kurtulamazsınız. Tesis çalışacak. Kontinü tesisler asla durmazlar. Dolayısıyla bu sene 2020 %20 büyüme hedefimiz var yabancı parada.
Çok aslında iddialı çok, bir rakam. E tabii çünkü geçen sene rica ettik, geri çekildik. 2019 ciromuz neydi? 2019 45-50 arasında kapandı. Bu sene o ricat ikisini bir araya koyup %20 bir bütçe yaptık ki çok realistik bir bütçe. Ama karlılığı muhafaza edecek bir büyümeyi nasıl yapacağız? Hep beraber bunu düşünüyoruz. Şimdi yaklaşık %8,5'larda bir enflasyon hedeflemesi var. İşte evet. Piyasa %10 diyor. Dolayısıyla bu anlamda çift tane bir kârlık olduğu zaman reel olarak daralmamış ve büyümüş oluyorsunuz. Ama 2020'de bunu söylemek herhalde hem sektör için anladığım kadarıyla hem de MKS Devo için biraz zor olacak. Yani çift tane bir kârlık bekliyor musunuz 2020'de? Bekliyoruz. Bekliyoruz çünkü bu çok... Bu %20 yabancı para cinsinden deniz ben ciro diye düşünüyorum. Evet, ciroyu %20 para yabancı ama para... Ama kârlılığı da reel olarak büyütmeyi hedefliyoruz. Aksi halde zaten iyi iş yapmayı saymaz, doğru olmamış olur. Fakat tabii bu krizlerin altında fırsat, yani her musibette bazı hayırlar da var. Fabrikanın bazı üretim hatları şu an kırmızı alarmdayız, mal yetişmiyor. Neden biliyor musunuz? Bugün Pakistan, Hindistan... efendime söyleyeyim Bangladeş filan gibi zaten yerleşik olduğumuz ülkelerde Çin'den getirip de hababam bize tehdit diye dayadıkları boyalarda, mürekkeplerde bir sürü kalemde yandım Allah diye bize yapışmış vaziyetlerdeler ve mal almak için artık beni arıyorlar. Bizim o zaman aslında geçmişler. Yani Çin'i ikame edebildiğimiz bazı ürünler tabii, var. Ve siz MKS Devo olarak Çin'in bu potansiyel ihracat pazarlarına şu an ihracat yapıyorsunuz. Mal yetiştiremiyoruz. Dolayısıyla bütçe başka tarafıyla tutabilir toplamda. Hı hı. Belki aynı kalemlerle olmaz ama biz de bu arada kârımızı maksimize etmek istiyoruz. Sebep bunlar spot satışlar. Burada bir fırsat var. O fırsat ihracat yönünde büyütme gelsin istiyoruz. Bizim 30'a 70 ihracatımız, 30 iç piyasamız 70'ti. Önümüzdeki 3 senede bu profili 70 ihracat, 30 iç piyasaya çevireceğiz. Şu an ciro'nun %30'u ihracattan evet, geliyor. Doğru. Peki Çin pazarından ithalatınız yüksek mi MKS Devo olarak? %40'ı. Çok yüksek. Yani peki bu rakam eğer yani sadece MKS Devo değil birçok şirket için dediğiniz gibi yani 20 Şubat'ta çözüm olmazsa sizin gibi şirketler için bir maliyet baskısı oluşturacak. Maliyet değil, bazı hatlar kapanır. Bazı ürünler yokluğa girer. Yani o 20 Şubat eminin olun Türkiye'nin böyle gündeminde pek yok ama. Neredeyse toplam ithalatınızın yarısı Çin'den. O gelmezse yapılamayacak çok iş var. Şu yani an yaptığınız ihracat da tehlikeye girecek. Tabii bırakın iki kat parasını vermeyi, üç kat parasını vermeyi. O üretim artık Avrupa'da yok. Getiremez de Avrupa onu tekrar oraya. Dolayısıyla durur. Tabii bu sanayidir durur. Ama ilaç durursa, ama gıda durursa. Kesinlikle. Kimyanın enteresi olduğu bütün sektörlerde 20 Şubat'ı çok dikkatli takip etmek lazım. Hepimiz için. Önemli bir gün 20 Şubat. Peki bu dönem içerisinde elbette bankaların sağladığı sermaye, finansman desteği, bir o kadar kamunun sağladığı teşvikler daha önemli hale gelecek. Ne dersiniz buna ilişkin? Yani 2020'de teşvik beklentiniz var mı? Şimdiye kadarki teşviklerden ki siz de faydalanan şirketlerden birisiniz. Ne diyorsunuz? Bana sorarsanız Türkiye gerek... Ürün bazına kadar çevirdi. Ya biz ki bundan faydalanan bir firmayız. Ben yabancı dostlarıma anlattığımda inanamıyorlar. Bizim patentli TÜBİTAK'la beraber yaptığımız bazı projelerin satışlarından doğan kurumlar vergisinin istisnası var. Adamlar şaşırıyor. Nasıl ya, bölgesel değil ürün bazında da mı var? Evet aynen öyle ve biz bundan faydalanan bir şirketiz. Bana sorarsanız teşvik sistemi şuna çalışır. Çalışıp üretip kazanmayı başarabilene çalışır. Yani sizin kazanmadığınız bir karın vergi istisnası olmaz. Dolayısıyla çok çalışmak ve kar üretmek lazım. Bana sorarsanız da tekrar söylüyorum. Bizim teşvik sistemimiz güncellenerek de iyiye gidiyor. Başarılı. Arge merkezlerinin sayısı 300'leri geçti. Biz de bir Arge merkeziyiz. Çok iyi teşvik alıyoruz. Bankalarla alakalı, Exim Bank'la ilgili haberleri de okuyorum, dinliyorum. Biraz da TL olsa bu krediler daha iyi olacak diye de bekliyoruz. Ama büyük bir Exim kredisi kullanıcısıyız. Toplam finansmanınızın ne kadarı Exim Bank'tan şu an? %65'i. %65'i. Peki şimdi yavaş yavaş sürenin sonuna geliyoruz. Hem sizin eklemek istedikleriniz varsa hem de tabii benim sorum biraz daha yatırımlar olacak. Yani 2020'de yeni yatırım düşünüyor musunuz? Tabii bu kadar belirsizliği konuşmuşken elbette zor olacak sektör için ama ne dersiniz?
çok hızlıca olmasa da birkaç tane yabancı danışman firmayla satın alma üzerine çalışıyoruz. Birkaç firmayla da çok yakın ilgileniyoruz. Hatta bir due diligence aşamasına gelmek üzereyiz. MKS'de bu önümüzdeki dönemde satın alarak büyüyecek. Macaristan'da bir ülkemiz var, bir şirketimiz var. 1,5 senedir falan ilgileniyoruz. Çok özel işler yapıyorlar. Görünmeyen mürekkepler falan gibi böyle bir takım kapalı işler yapıyorlar. Türkiye'de birkaç şirketle ilgileniyoruz. Bizim ürün gruplarımızı bütünleyecek özellikle bu 70 ihracat porsiyon beklentimizi belki bir dahaki programda birkaç tane olgunlaşmış projeden bahsederiz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ve bu kadar aslında önemli, bu kadar sıcak gündemle ilişkin analizlerinizi bizimle paylaştığınız için Çin'e dair. MKS Deva Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Korgun Şengün'ü ağırladık. Piyasa Hattı'nın bu bölümünde kısa bir ara, aranın arkasından yine sektör konuşmaya devam edeceğiz. Piyasa Hattı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün önemli gelişmelerinden bir tanesi Plan Bütçe Komisyonu'ndan 40 maddelik değişiklik paketi. Bunun içerisinde YEKDEM'in biliyorsunuz YEKDEM 1, 2, mini YEKDEM ihaleleri ve 2020'de de devam edecek bu ihaleler TL'ye dönmesine ilişkin bir teklif de var. Bunun detaylarını konuşacağız. Özgür Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Özgür olacak telefon hattımızda. Ömer Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk hanımefendi. Ne dersiniz bu değişiklik tasarısı içerisinde YEKDEM'in TL'ye dönmesi sektör için ne ifade eder? Uzun zamandır beklenen bir tasarıydı bu. Şu an hayata geçmiş olmasından bir kere mutluluğumu belirtmek isterim sektör adına. TL'ye geçmesinde ise değerlendirmeyi şu şekilde yapmak lazım. Üretilen mal belli, tek bir meta. O da elektrik enerjisi. Eğer YEKDEM'de verilen TL bazındaki desteğin eskalasyonun yani yeniden değerlemesinin elektrik fiyatlarına bağlı tutulması kaydıyla hiçbir sakıncası olacağını düşünmüyorum. Yani bu aynı kuyu ve ip metaforuna benzer. Kuyu ne kadar derin olursa olsun ipi aynı oranda uzatırsanız hiçbir zaman sıkıntı çekmezsiniz. Eğer elektrik üretimindeki elde edilen ürünün fiyatına bağlı tutarsanız destekleme mekanizmasında o zaman hiçbir sıkıntı çıkmaz. Daha sarih olması açısından bir örnek vereyim. Diyelim ki elektriğin satış fiyatı bugün için 30 kuruş, 3 ay sonra 35 kuruş oldu. Siz eğer destekleme mekanizmasında aynı oranda artırırsanız ve bunu periyodik olarak bir formüle bağlarsanız Türk lirasına dönmesi hiçbir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ancak başka bir eskalasyon yaparsanız enflasyona bağlı veya başka bir değişkene bağlı olarak o zaman ciddi olarak sıkıntı çıkar. Peki sizin Özgür Holding olarak bu alandaki yatırımlarınız ve 2020 için nedir planlarınız? Şimdi hanımefendi bizim yatırımlarımız içindeki tamamı rüzgar. Yani tamamen YEKDEM'e bağlıyız. Bizim YEKDEM'e bağlı mekanizmalarda da yatırım tutarımızın en az %50 ile 60 arası yerlilik oranına göre değişmekte ithal. Dolayısıyla ortada ciddi bir kur riski var. Kur riski ancak ve ancak sattığınız ürünün eskalasyona tabi tutulmasıyla bertaraf edilebilir. Çünkü elektrik de ana üretimlerden biri doğalgaz olduğu için kur riskine bağlı bir ürün. Bu nedenle TL olarak hesaplanmasında ben bir sektör temsilcisi olarak şahsi fikrimdir. Bir sakınca görmüyorum. Ancak eskalasyon sisteminin mantıklı olması durumunda. Teşekkür ediyorum bağlandığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için. Özgür Ordu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Özgür'ün görüşlerini aldık. Şimdi buradan otomotiv sektörüne dair cuma günü gelen rakamlarla kısa bir araya gideceğiz. Reklamın öncesinde ODD'nin ihracat ve pazar rakamları haberini dinleyelim. Sonrasında da grafik düellosu ile karşınızda olacağız.
Otomotiv üretimi Ocak ayında yaklaşık 110 bin seviyesinde gerçekleşti. Otomotiv Sanayi Derneği Ocak ayına ait üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. Toplam otomotiv üretimi 2019 Ocak ayına göre aynı seviyelerde gerçekleşirken otomobil üretimi %6 artış kaydetti. Geçen ay traktör üretimi de %137 arttı. Ocak ayı otomotiv pazarı yıllık %89 artışla 28 bin seviyesinin üzerine çıktı. Otomobil pazarı Ocak ayını %101 artışla 22 bin adedin üzerinde tamamladı. Geçen ay ithal araçların payı otomobil pazarında %62, hafif ticari araç pazarında ise %45 oldu. Ticari araç pazarında yaşanan daralmaya bağlı olarak üretimdeki azalma 2020'nin ilk ayında da devam etti. Ocak ayında ticari araç grubundaki toplam üretim %11 azalırken ağır ticari araç üretimi %43, hafif ticari araç üretimi ise %9 düştü. Buna karşılık Ocak ayı toplam hafif ticari araç satışları %56 arttı. Ocak ayında toplam ihracat 2019'un aynı dönemine göre adet bazında %4 azalarak yaklaşık 90 bin adet oldu. Aynı dönemde otomobil ihracatı %3 artarken ticari araç ihracatı %15 azaldı. Grafik düellosuyla karşınızdayız. Gizem Uzunay'la beraber haftanın ilk düello yayını yapıyoruz. Bol bol Türkiye konuşacağız herhalde bugün. Aynen öyle. Bütçeyle başladık haftaya. Haftanın geri kalanında hem Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bir de Cuma günü itibariyle Fitch'in değerlendirmesini alacağız. Ama şimdilik sadece bütçe ve Merkez Bankası'nın faiz kararı. Peki önce bütçe diyerek başlayalım. Hemen gidelim Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden aldığımız grafiklerde. Önce mevcut bütçe gerçekleşmelerini ekrana getireceğiz. Geçen sene Ocak, 2019 Ocak'la bu yılın Ocak verileri kıyaslanmış. Şimdi rakama baktığımızda 21.5 milyar TL'lik bir fazlayı işaret ediyor Ocak ayında bütçe rakamları. Geçen yıl aynı dönemde 5.1 milyar TL'lik bir fazla verilmişti. Burada tabii ki imar barışından bedelli askerlik düzenlemelerine kadar birçok katkı yapıldı bütçeye, ama alt detaylara baktığımızda 2019 Ocak ve 2020 Ocak diye kıyaslayacak olursak bütçe giderlerinde 2019 Ocak'ta 91.86 milyar TL iken 2020'de bu rakam 100.6 milyar TL seviyesine çıkmış. Faiz hariç giderlerde de benzer şekilde artış var. 84.5 milyar TL'den 87.9 milyar TL'ye faiz hariç giderler artmış. Faiz giderleri neredeyse 2 ile çarpılmış ve 7.2 milyar dolardan 12.7 milyar TL'ye gelmiş. Peki bu kadar artış olmasına rağmen özellikle giderler kaleminde Ocak'ta nasıl fazla verdik? 5.1 milyar düzeltiyorum. 21.5 milyar TL fazla verdik. Geçen yıl 2019 Ocak'ta sadece 5 milyar olmasına rağmen 4 katına nasıl çıktı? İşte bu tarafta gelirler kaleminin çok güçlü olduğunu görüyoruz. Yani giderlerdeki artışa rağmen gelirlerdeki artış çok daha güçlü olmuş. Bütçe gelirleri 96.9'dan 122 milyar TL'ye, vergi gelirleri 12 milyar TL artmış, 55.6'dan 67.4'e. Böylece bütçe dengesi de 5 milyar fazladan 21.5 milyar TL'ye yükselmiş. Ve bu rakamlara bakıp aslında Türkiye ekonomisindeki toparlanmanın, iş talepteki canlanmanın yavaş yavaş acaba gelir kaleminde destekleyebileceğine dair analizler yapıyor ekonomistler. Gizem, ne dersin? Hem o tarafı sorayım sana, hem de giderlerin alt detaylarını özellikle hükümetin elini en çok zorlayan kalemler neler? Şimdi özellikle iş tüketim tarafındaki canlanmanın etkisiyle beraber Ocak ayında gelirler kaleminde destek gördük zaten. Ama iç talep tarafındaki çok hızlı iyileşmeyle birlikte gelirlerin aynı hızda devam etmesini bekleyebilir miyiz? O kısmı biraz zor. Bununla birlikte eğer o kısmında daha fazla bir toparlanma beklemiyorsak bu durumda giderler kalemine dikkat etmemiz lazım. Bu durumda da tasarruf önlemleri ön plana çıkıyor bütçe hedeflerimizi tutturabilmemiz için. Buradaki rakamlarda ne gerçekleşmiş diye 2020 Ocak ve 2019 Ocak rakamlarını kıyaslayalım. Mesela personel giderlerinde artış var. 29.2 milyar TL olarak gerçekleşmiş. SGK devlet prim giderlerinde çok büyük bir değişim yok. Mal ve hizmet alım giderlerinde ufak bir artışın dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Cari transferlerde artış var. Sermaye giderlerinde düşüş var. Sermaye transferlerinde düşüş var. Borç vermede düşüş var. Faiz giderlerinde ise artış meydana gelmiş vaziyette. Özellikle buradaki rakamlarda dikkat çeken kısımda dediğim gibi vergi harç gelirlerdeki hızlı artışın desteğini gördük. Bununla birlikte faiz
faiz dışı giderlerdeki sınırlı artışla beraber bütçenin neticede Ocak ayında fazla verdiğini söyleyebiliyoruz. Aslında konunun özeti bu. Vergi gelirlerinde dediğimiz gibi iç talepteki toparlanmanın etkisi var ama vergi dışı giderler gelirler tarafında da özellikle Merkez Bankası'nın karı ve yedek akçeden aktarılan vergi dışı gelirlerinde desteğinin etkisini unutmamak lazım. Bununla birlikte harcamalar dışı tarafında daha detay vermek gerekirse Güzem'in de sorduğu gibi geçen yıl yüksek bir bazımız vardı. Dolayısıyla bazı kalemlerde bunlardan kaynaklı bir daralma yaşadık. Faiz giderlerinde ise yüksek bir artışın bu bütçe rakamlarında dikkat çektiğini söyleyebilirim. Özellikle mesela faiz giderleri tarafında yıllık bazda %75.1'lik bir artış var. 12.7 milyar TL'ye ulaşmış. Faiz dışı giderler tarafında ise yıllık bazdaki artış %4'te sınırlı kalmış. Faiz dışı giderler içerisinde personel giderleri, mal ve hizmet alımları ve cari giderler gibi cari transferler gibi görece esnekliği düşük kalemlerde artışlar tarafında yüksek gerçekleştiğini gözlemledik. Dolayısıyla bu tarafta harcama tarafındaki artışın sebebi bu bahsettiğim aslında ki 3 kalem. Ama geçen yıl Ocak ayında yani 2019'un Ocak ayındaki yüksek artışların görüldüğü sermaye giderleri, bununla beraber sermaye transferleri tarafındaki rakamlara baktığımızda mesela sermaye giderlerinde %16.1, sermaye transferlerinde ise %99.6'lık bir azalış var az önce bahsettiğim gibi. Dolayısıyla buradaki faiz dışı giderlerdeki artışı sınırlayan unsurlar olarak da bu bahsettiğim son iki kalemdeki artışın bazdan kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz aslında. Şimdi vergi gelirlerini biraz daha detaylandıralım. Bu grafik kalsın ekranda çünkü o tarafa baktığımızda özellikle vergi tahsilatının Ocak'ta yıllık bazda %21.1'lik artış yaşadığını gözlemliyoruz dedik Gizem ama alt detaylara bakıldığında ithalden alınan KDV'de %30'luk bir artış yaşanmış ki o aslında ithalatın arttığını gösteriyor. Öte yandan ÖTV aslında belki de ekonomideki göstergelerden en önemlisi iç talebi daha iyi yansıtan orada yıllık %126'lık bir artış yaşanmış ve dayanıklı tüketim ve herhalde motorlu taşıtlar da oldukça önemli. Aslında buradaki en yüksek katkıyı harçlar yaptı bir de yine Ocak ayında dış ticaret üzerinden alınan vergiler aslında en fazla katkıyı yaptı. Dediğim gibi aslında iç talebin seyrinin vergi kalemini pozitif yönde etkiliyoruz ama vergi gelirleri tarafında dediğim gibi en yüksek katkıyı aslında harçlar ve dış ticaretten alınan vergiler yaptığını söyleyebiliriz. Aslında mesela kurumlar vergisi yani tarafında olarak artış başka kalemlerde olsa da katkı bazlı bakıldığında asıl dış ticaret tarafı ve harçlar olmuş. Kesinlikle öyle. Mesela aslında kurumlar vergisi tahsilatında bir miktar azalış var. Ama tüketim tarafında KDV, ÖTV bu aynı zamanda ithalde alınan KDV'lerin toplamda Ocak ayında nominal bazda yaklaşık %23'lük bir artış kaydettiğini gördük. Buna reel anlamda bakarsak da aşağı yukarı %9.5'a tekabül ediyor. O yüzden de toplamda aslında bütçenin kompozisyonunda gelirler bacağının iyi olduğunu söyleyebiliriz ama çok belirgin dediğim gibi 2-3 tane dikkat çeken kalem var bu tarafta. Peki geçelim buradan bütçe rakamlarından faiz kararına. Çarşamba günü piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanacak. Hatta şimdiden fiyatlamalar başladı. Birazdan Gizem'e söz vereceğim. Ben de merak ediyorum. İlk defa Bloomberg HT'de anketi de sizinle paylaşacağız ama onun öncesinde Merkez Bankası'nın acaba faiz indirimi için yeri var mı? Çünkü bu yıl başında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası güvercin bir politika izleyeceğini, enflasyonun yavaş yavaş kontrol altına alınmasıyla beraber de faizlerin kademeli olarak inmeye devam edeceği vurgusunda bulunmuştu. Evet, 2019'da yapılan %24'ten 12'ye gelen ve 12 puanlık faiz indirimi kadar güçlü bir faiz indirimi beklenmese de yıl sonuna doğru tek hane faiz hem Bakan Albayrak'ın hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dilinde her toplantıda, her basına yapılan açıklamada Türkiye'de faizler tek haneye inecek ki Merkez Bankası faizi için de benzer vurgu yapılıyor. Şu an %11'lerin üzerinde olan politika faizi, fonlama maliyetimiz %10.9'larda yani yaklaşık olarak orada 1,5 puanlık daha bir indirim olacak mı? Piyasa bunu merak ediyor yıl sonuna kadar. Mevcut rakamlara bakıldığında Merkez Bankası'nın önem verdiği göstergelerden bir tanesi elbette fiyat istikrarı. Orada yıllık enflasyon rakamlarına bakacağız. Son gelen enflasyon %12.15'te hem manşette hem de çekirdekte yükselişin devam ettiğini gösterdi. Cuma günü gelen beklenti anketine baktığımızda hem 2020 yıl sonu için hem de 12 aylık enflasyon beklentilerinde sınırlı bir artış vardı. Ve yıl sonu enflasyon beklentisi %10 seviyesinde zikrediliyor. Yeni ekonomi programında ve enflasyon raporunda %8.5 olmasına rağmen piyasa beklentisi çift hanelerde. Dolayısıyla şimdilik bu tarafta enflasyon beklentilerinde ekstra agresif bir törpülenme olmadığı gibi cari enflasyon rakamları da henüz bir düşüşe işaret etmiyor. Ama tabii yılın ikinci yarısında tablo farklılaşabilir. Dönüp reel faize baktığımızdaki Merkez Bankası makul reel getirdiği
getiri söylemini özellikle biz Murat Uysal dönemiyle daha sık duyar hale geldik. Orada beklenen faizlerle hesaplandığını son yaptığı toplantıda vurguladı. Çünkü cari rakamlarla bakıldığında aslında mevcut efektif fonlama, yani merkezin faiziyle enflasyon arasındaki fark negatife döndü. Reel faiz şu an cari rakamlarla ekside. Beklenen enflasyonla ve faiz hadleriyle bakıldığında da yaklaşık 1 puana yakın bir reel getiri veriyoruz. Ama orada da geçtiğimiz yıla kıyaslandığında reel getiri aşağı gelmiş. Ve dönelim fiyat istikrar, finansal istikrar tarafına da bakalım. Orada da elbette CDS'in bulunduğu seviye, risk primi göstergesi ile beraber kurun oynaklığı önemli. Dolar Türk Lirası'nda bir aylık zımni oynaklığın tekrar 12'li seviyelere geldiğini ve bu seviyeyi biz aslında en son 3 ay önce görmüştük. Dolayısıyla kurda oynaklık artmaya başladı. CDS bir ara 240 bas puanın altına gerilemişti. Şu an tekrar 270 bas puan seviyesinde. Tüm dünya koronavirüsü ve büyüyememe endişelerini konuşuyor. Aslında merkezin hem veri seti tarafı hem de finansal istikrar tarafındaki piyasa oynaklığına baktığımızda sanki eli çok şimdilik bu ay için güçlü değil gibi duruyor ama acaba ekonomistler ne der? İşte bütün olay aslında virüsün çaresinin bir an önce bulunup ekonomi üzerindeki gölgesini kaldırmasına bakıyor. Kesinlikle. Bunun dışında şartlar aslında normal ilerliyordu. Gayet her şey olağandı ve seneye de iyi başlamıştık. Ama gel gelin virüs etkisiyle beraber küresel büyüme beklentileri üzerinde riskler oluştu. Tabii bunun merkez bankalarınca bakıldığında likiditeyi arttırmak için bir de etmen oluşturduğunu unutmamak lazım. Ama her şeyden önce küresel riskin düşük olması gerekiyor. Merkez bankaları bu noktada ikinci planda kalıyor. Eğer destek vereceklerse bile mevcut durumda ekonomiye. Biz dönelim kendi Merkez Bankası kararımıza bakalım. Bloomberg YT araştırmanın yaptığı anketi sonuçlandırmış bulunmaktayız. Ve ankete 18 tane kurum katıldı. Aldığım görüşler hepsi yurt içi kurumlardan, yani Türkiye'de faaliyeti olan bankalardan ve aracı kurumlardan. Onu da belirtmekte fayda var. Ve 18 kurumun medyan beklentisine bakacak olursak şu an mevcut durumda mor çizgiyle gösterdiğim kısımda haftalık repo faizimiz bulunuyor. Yani politika faizimiz bulunduğu yer ise 11-25 seviyesi. Anketten ise 18 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz anketin medyan sonucunda ise değişiklik olmayacağı yönünde bir medyan çıkmış vaziyette. Yani katılan ekonomistler diyorlar ki Merkez Bankası 19 Şubat tarihinde yapacakları PPK toplantısından politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmez ve 11-25 seviyesinde politika faizini korur dediler. Ama bu noktada da piyasanın ayrıştığının özellikle altını çizmekte fayda görüyorum. Gel gelelim bu noktada 18 tane kurum katıldı diyoruz. Ancak ve ancak bunların içerisinde 6 tane kurum 50 bas puanlık bir indirim yapacağı yönünde Merkez Bankası'nın bir görüş beyan etti. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? 11-25 puanda 11.25'te bulunan politika faizimizin 50 bas puanlık bir indirim söz konusu olursa şayet o bahsettiğim 6 kurum 10.75 seviyesine inebileceğini düşünüyor. Bununla birlikte yine 18 kurumun içerisinden bir kurumda aynı zamanda 25 bas puanlık bir indirim olacağı yönünde bir beklenti paylaştı. O kurumda 11 seviyesine inecektir politika faizi şeklinde bir görüş verdiler. Dolayısıyla anketin medyan beklentisi bu hafta gerçekleşecek olan toplantıda herhangi bir değişiklik olmayacağı yönünde. Ancak kırılıma bir kez daha dikkat çekiyoruz. Son dönemde çünkü bu oldukça dikkat çekiyor. Her yaptığımız anket döneminde piyasada bir ayrışma var diyoruz. Aslında bu anketin sonucunda medyan değişiklik olmayacağı yönünde olsa bile 18 kurumun 6 tanesinin 50 bas puan indirim, bir kurumun ise 25 bas puan indirim yönünde de görüş verdiğini unutmamakta fayda var. Yani aslında 9'a 9 dağılmamışlar ama 18 kurumun 7'si de faiz indirimi bekliyor. Evet, kesinlikle. Oranlar değişiklik olsa da o yüzden konsensüs biraz dağılmış. Çarşamba günü bunun cevabını alacağız. Gizem çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Haftanın ilk grafik düellosu yayınını yaptık ve piyasa hattı programını burada sonlandırıyoruz. Birazdan Cumhur Örnek akıllı parada karşınızda olacak. Hoşçakalın.